Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün gece gece güzel bir kargo açımı var. Aslında bir ürünüm daha gelecekti fakat baktım ki bir iki gün daha gelmeyecek. Ben bu ürünleri açmakta çok sabırsızım. O yüzden hemen açıyorum ve bakalım nasıl şeyler almışım. Birçoğunuz da Instagram'dan çok yazıyorsunuz bana hani fikirlerin nasıl geldi, büyük beden mi, küçük beden mi gibi birçok şey oluyor. Ben de fikirlerimi verebilmek için hemen açmak istiyorum. Bu arada bütün ürünlerin linklerini açıklama kısımlarına koyacağım. Hepsini Trendyol'dan aldım arkadaşlar. Hepsi oldukça uygun, güzel ve kaliteli olduğunu düşündüğüm ürünlerdi. Hadi açalım. Nelerimiz var onlara bakalım. Şurada bir tane kargom var arkadaşlar. Açtım hiç şu an. Numara yapmayayım. İçinde arkadaşlar G-Shock saat var. Dün geldi. Ben de geceliğin eve gelince dayanamadım bunu. Dedim bunu açmam lazım. Ve işe gittim. Hatta Instagram'dan beni takip ediyorsanız bunu da belirtmiştim. Nasıl geliyor sizler de bunu görün istiyorum. G-Shock candır benim görüşümce. Şu şekilde bir Trendyol poşetiyle geliyor. Hemen içini açtığınız zaman kutumuz minik tatlı bir kutu. Onu da açıyorsunuz. İçinden G-Shock kutusu çıkıyor. Kutu içinde kutu. Ve altında arkadaşlar garanti belgeleri, işte kullanım kılavuzu. Hepsi yer alıyor. Tamamıyla orijinal ürün. Garanti belgesi burada var. Atmayın. 2 yıla kadar da Erse saat güvencesi ile garantili bu. G-Shock kutusunu açtığınızda benim çok sevmiş olduğum bir çelik kasa çıkıyor. Şu şekilde çıkartalım. Çelik kasamız var. Şu an bende bundan 4 tane var arkadaşlar. Evet, G-Shock'tan 4. saatim. Bir tanesini kardeşime hediye etmiştim. 3. oluyor aslında yani koleksiyonumdaki. Çok seviyorum. Gerçekten bayılıyorum bu saatlere. Ve böyle indirimli bulduğum zaman da kaçırmak istemiyorum. Aslında almayı düşündüğüm bir iki tane daha var ama onlar hep böyle 1700, 1800, 2000 lira seviyelerinde saatler. Bu şekilde tekrar arkadaşlar kargo açımı öncesinde ben paketledim. Çünkü o hissi sizlerde görün istedim. Şöyle geliyor. Evet, hemen çıkartalım. Saatimiz bang bang diyorum. Ha? Çok iyi değil mi? Çok güzel değil mi? Ben bayıldım arkadaşlar. Rengi biraz daha mat kırmızı. Daha böyle canlı bir kırmızı değil. Ama benim çok hoşuma gitti. Diğer tarafında ise etiketi. Asılı etiketini hemen kesip çıkartabilirsiniz. Ben kesip çıkartmamıştım çünkü tekrar paketleyeceğimi biliyordum sizlere. Saatimiz G-Shock'ın en güzel modellerinden olabilir belki de. Çok çok büyük değil. Ben yine biraz büyük seviyorum. Dikkat ederseniz kalınlığı bilekten şu kalınlığı fazla oluyor bu saatlerin. Ve üstünden forklift geçse de bir şey yapamıyor bu saatlere. O açıdan da çok güzel. İşte ben antrenmanlarda, denizde, havuzda hiçbir zaman çıkarmadan bunları kullanıyorum. Ve çok hoşuma gidiyor. Kronometresi var içerisinde. Tur zamanlaması var. Dünya saatleri var. Alarmları var 3 tane. Ve görüntüsüyle zaten efsane. Spor yapan, sportif takılan insanlar için de harika tercihler olduğunu düşünüyorum. Genel itibariyle G-Shock. Evet, bu şekildeydi. Dilerseniz aslında bununla alakalı diğer saatlerimi de göstererek bir video yapabilirim. Hem böyle bir kullanım kılavuzu tarzında olur hem fikirlerimi söylerim. Ne dersiniz, ister misiniz? Şu anda bu şekilde kutu açımını yaptım sadece. Bir inceleme videosu, detaylı inceleme videosu yapabilirim. Artık ayakkabılar pahalandı ve farklı şeyler de alıyorum. Videolar bu şekilde çeşitlenebilir, güzel olur diye düşünüyorum. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Ne kadar uzun sürer bilmiyorum ama diğer 2 saatimle birlikte bunları da yan yana koyarak bir video yapabilirim. Takalım üstüme, o yüzden bilerek de kırmızı giydim arkadaşlar. Kırmızı. What's up? What's up? Check my watch. Saatime... Efendim, alo. Alo. Saatime bakayım. Bilekli de bu şekilde durdu. Fazla büyük değil. Bende mavi vardı. Diğer geçmiş videolara bakarsanız hep mavi iyi göreceksiniz. Ondan önce de bir kamuflaj desenlisi vardı. Mavi daha büyük. Kamuflaj desenli olan bununla neredeyse eşitti. Bileğimde çok güzel durdu. Telefonumun kabı da Jordan. Onunla da böyle güzel durur. Şu an telefonum yanımda değil. Diyorum ya, şu kasa şeklindeki kabını bile çok seviyorum. Burada bir paketimiz var. Bu neydi? Bu da oturağı için öyle yastıktı. Oldukça uygun. Yani Trendyol gerçekten her ürünü her yerden sattığı için fiyatları oldukça uygun geliyor. Baya şuralar tercih ediyorum. Şunu da şöyle. Onun dışında Edgecore'dan ürünlerimiz var. Bunu çok merak ediyorsunuz. Ve bir tane de Under Armour kargomuz var. Geçen biri demiş abi Curry 8 mi aldın? Curry 8 bu kutuya sığmaz herhalde. Ama tabii ki anlayamamış olabilirsiniz. İlk önce Under Armour'umu açalım. Kalite olarak farklı. 240 liraya düşmüştü bu ürün. Benim çok hoşuma gitti görselde. Gerçi Under Armour'un kalitesini artık o kadar iyi biliyoruz ki ne çıkacağını ne bekleyebileceğinizi az çok kestirebilirsiniz. Trendyol'da kendi sitesinden daha fazla indirim oluyor. Sepette ekstra %10 indirim oluyor. Ben de bunları sık sık paylaşıyorum biliyorsunuz. Instagram'da görüyorsunuz arkadaşlar, kaydedilmiş hikayelerde birçok şeyi görebilirsiniz. Hani eğer
gün içerisinde rastlayamadıysanız tekrar profilime girip burada yapmış olduğum listeleri, almış olduğum ürünleri, beğendiğim ve önerdiğim şeyleri görebilirsiniz. Yine Under Armour da buradaki listelerden bir tanesinde. Under Armour üst koleksiyonu, alt koleksiyonu, tight'lar, işte ucuz ayakkabılar, Puma ayakkabılar, toplar gibi birçok şey yaptım. Çünkü gerçekten çok fazla ürün var. Anlaşılan buraya da belli bir bütçe ayıracağım ilerleyen zamanlarda. Çok keyifli ama gerçekten yani çok hoşuma gidiyor. Bir ayakkabı alacağıma belki bir sürü üründen almış olabiliyorum. Dediğim gibi bunu mesela 590 liraya aldım ki çok bence güzel fiyat. Şu anda da uygun. Yine 650 falandı almak isteyenler için. Her zaman güzel zaman arkadaşlar. Türkiye'de beklediğiniz zaman 2-3 seneye bu ürünler alıyor, başını gidiyor. Yani birikim yapmanın çok zor olduğu, imkansız olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Birikim yapmanın mantıklı olmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Çünkü her şey inanılmaz bir fiyatla artıyor. Ben aldığım hiçbir şeye pişman olmuyorum. Maalesef diyelim, ne diyelim bilemiyorum. Ve şöyle tersten açtım. Öyle bir yırtmışım ki. Tersten açmışım. Evet. Bir adet kapşonlu hoodie'li bir tişört diyebiliriz. Şöyle bir tişörtümüz var. Ben bu tarz tişörtleri giymeye bayılıyorum. Daha hani hem hoodie şeklinde hem de tişört şeklinde ve kalınlıkları da fazla. Yaz kış giyebiliyorum arkadaşlar. Yazın daha böyle akşam hafif serinlikte, kışın ise altına kalın yine uzun kollu bir şey giyerek. Rengi nasıl? Rengi çok güzel değil mi? Farklı bir rengi var. Acaba üstümde nasıl duracak onu merak ediyorum. Large aldık diye hatırlıyorum. Evet. Large aldık. Etiketlerini de şöyle göstereyim. Normalde 300 küsür liralar, 350 olabilir. Ben 240-250'ye aldım arkadaşlar. Yani çok iyi indirimliydi. Normalde medium giyiyorum üstlerde ama bu biraz daha hoodie gibi olduğu için yani daha büyük büyük ve dökümlü giyebileceğimi düşündüm. Bunu aldım. Hemen üstüme denemek istiyorum. Diğerlerini de açayım ve hepsini birlikte deneyeyim. Ama çok güzelmiş. Kalite olarak biraz daha yakından bakabiliriz. Üstünde kaliteli bir baskısı var. Under Armour'un logosu süper ya. Nike'ın da güzel gerçi. Adidas'ın da güzel ama bu daha böyle bir yaptırıyor insan. En azından ben öyle seviyorum. Amerikan futbolcularından görmüş olduğum için de olabilir. Cold Gear kış aylarında giyebilmek için tasarlanan ürünlerden. Hani çok dikkat etmenize gerek yok ama hani bu markanın önerisi olarak düşünebilirsiniz tabii ki bunu. İçine baktığımız zaman böyle hafif polarlı bir yapı var. Ama kaliteyi hissediyorsunuz. Dıştan ise gayet güzel bir kumaşı. Sade, cepli ve alt tarafta ise kalın lastikli. Onun dışında çok bir detay yok. Ne bileyim işte şuralarında, bağcıklarında böyle bir altın dokunuşlar, mokunuşlar arıyorsanız demir dokunuşlar. Böyle bir şey yok. Gayet sade, basit. Kollarında belki bir şey olur mu diyecektim. Yok. İşte bu fiyata Under Armour'un en düşüklerini alabiliyorsunuz. 240 lira ucuz mu diyeceksiniz? Tabii ki değil. Çocuğu uyandırmayalım. Maalesef piyasa durumlar böyle. Hemen şunu kenara koyuyorum. En son deneyeceğim. Bir de Echo var. Benim çok meraklı olduğum şey bu açıkçası. Hani bu kargoda. Çocukluğumda böyle rapçiler giyerdi. Ice Cube falan giyerdi. Ben Amerika'dan almıştım 2 tane 3 tane tişörtünü. 2008 yılında ben lise 3'e geçmiştim. O zaman gittiğimde almıştım. Türkiye'de yoktu. Türkiye'ye gelmiş. Trendyol'da varmış. Ve çok uygunmuş. Bunu görünce almazsam olmaz. Sizler için de yine bir koleksiyon yapmıştım. Instagram'dan bakabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki link bırakacağım aşağıya. Güzel bir paketleme geldi. Ürünler çok uygun gelmişti arkadaşlar bana. Hani görseller de güzel. Tabii ki kalitesi nasıl onu şimdi göreceğiz. Şu şekilde bir paketlemesi var. Oldukça tatlı. Kalıplarını sordunuz. Bol mu, geniş mi, dar mı diye. Şimdi hepsine bakacağız. Bir adet Jagger aldım arkadaşlar. Şu ana kadar paketlemesi oldukça güzel. Ayrı paketlerle geldi. Bir tane de hoodie aldım. Hoodie'miz de mor. O diyorum. L almışım arkadaşlar. X'i de alabilirdim diye hissediyorum ama birkaç tane sipariş etmeyi düşünüyorum. Bu öncü bir siparişti benim için. Bundan sonra yani tam bedelimi bulurum diye tahmin ediyorum. Direkt içinde çıkartıyorum hoodie'mi. Çıkartıyorum. Arkasında kağıdı mağdı var falan. Evet. Farklı kokuyor, değişik kokuyor. Biraz hafif fit olabilir. Kumaşı hafif esnek ve dökümlü gibi. Beğendim cidden beğendim. 70-80 lira gibi fiyat için çok iyi. Kapşonu, mapşonu falan. Ne diyorsunuz? Bayağı güzelmiş ya. Kolunda bir tanesinde 72, 72 yazıyor. Diğerinde bir şey var mı? Diğerinde bir şey yok. Bu gergedanlı logosu yer alıyor. Evet, X'lerce olsa daha düşünme olurdu ama large da fena olmayacak gibi hissediyorum arkadaşlar. Şöyle içine, etiketine falan bakalım. Çok
rahata benziyor. Plan 1'den almıştım aynısını. 160 lirayaydı. Yani bunun 70 liraya olması ve daha güzel gibi bile geldi. Paketinde arkadaşlar 200 lira yazıyor. Dediğim gibi ben 78-79 lira, hani yalan olmasın, tam emin olamıyorum şu anda. Çok fazla şey aldığım için son zamanlarda. 200 lira etiketi var. Hani 200 olsa normal diyeceğiniz bir şey. Kalite olarak gerçekten hoşuma gitti şu anda. Kaliteli ucuz almak güzel tatlı bir his oluyor. İçi arkadaşlar böyle dikişli gibi bir kumaşa sahip. Hafif esniyor, rahat. Mesela sporda falan da giyebilirsiniz. Gündelik hayatta da giyebilirsiniz. Çok güzel, farklı renkli birçok hudisi vardı. Özellikle böyle indirimlerden bol bol alınabilecek tarzda bir marka kesinlikle. Hoşuma gitti. Kenara koyalım. Deneyeceğiz. Jagger'ına bakalım. Jagger da çok uygundu. Jagger acaba 70-80 olan buydu da 90-100 olan olmuyordu. Emin olamıyorum. Linkten girip kontrol edersiniz. Fiyatlar konusunda yanılıyor olabilirim. Şu paketlemeleri de çok hoş. Evet, şuna bakalım. Şöyle yine şunlara bakın. Kendi kağıtları çıkıyor. Ayakkabı kutularından çıkan tarzda kağıtlarından çıkıyor. Aa, bu sanki çok çok dar olacak gibi be. L aldım ama sanki bu çok çok dar olacak gibi. Özellikle şu mesafesi benim popomdan geçmez bu muhtemelen. Şu mesafesi özellikle çok dar olacak gibi. Aynı kumaştan arkadaşlar. Daha demin göstermiş olduğum aynı kumaştan. Arkasında bir tane branding var. Bir tarafında ne yazıyor? Echo yazıyor. Unlimited LTD. Evet, bu biraz beni tatmin etmedi sanki. Fena değil ama bunun daha dökümlü olması daha tatlı olurdu şahsen. Bakalım benim eli nasıl olacak, giyip deneyeceğiz. Evet, ürünlerimiz aslında bu kadardı. Saatimiz, 3 parça ürünümüz. Aslında bir tane de ceket var, spor ceket. Bershka'dan hatırlarsanız grisini almıştım. Siyahını sipariş ettim. Onu da siz merak etmeyin. Bugün şimdi açamayacağım ama farklı bir zamanda açıp hemen bunun arkasına ekleyeceğim. Bir an izleyeceksiniz. Ben birkaç günde çekmiş olacağım. Sıkıntı yok. Hadi şimdi uygun bir ortam bulalım ve ürünleri üstümüze deneyelim. Evet, bu şekilde oldu arkadaşlar. Hoodie baya baya fit oldu. Eşofman da çok güzel oldu aslında ama tam dediğim gibi şu aralık çok az geldi bana. Hmm. Ben çok alıştım biraz daha düşük düşük giymeye. Hmm. Aslında kalitesi manitesi mükemmel. Hani fit fit giymek isteyenler olabilir. Evet, ya, çok şey. Poposu çok olmayanlar için olabilir ama benim evet. Biraz popom biraz ele geliyor, bacaklarım kalın. Hani kilo. Aslında çok tatlı, çok fit oldu. Çok ama fit senin oldu. Giydiğin tarzdan biraz daha... Alıştım çok eşofman. Aha, alıştığın tarzdan farklı. Üstü çok beğendim. Boyunun uzun olmasına bayıldım arkadaşlar. Normalde diğer markalarda aldığım zaman hani boyu mesela şuralarda oluyor. Large, XL, böyle 2'de genişliyor. O zaman da benim hep belim çok açıkta kalıyor. Buna bayıldım. Bakın hani uzunluğu böyle poponuzun ta aşağısına kadar kapatıyor. Hı hı. Üstünden falan bayağı fit oldu. Hatırlarsanız geçen Bershka'dan almıştım. Onun gibi oldu ama bu çok daha kaliteli. Yani Bershka 170 liraydı. Bu kaç, 90 mı? Yani bilmiyorum fiyatları ama 100 lira değildi bile yani o kadar. 80 falan. O civarlar çok uygundu. İndirimden de aldığımız için. Bayıldım ama ben X'larını da deneyeceğim. Yani bu fitliğe bayıldım mesela. İşte boksa gidiyorsunuz, spora gidiyorsunuz. O zaman çok güzel giyinebilir veya evde giyebilirim yine aynı şekilde. De giriş şu açılabilir. Yani çok güzel, belki ama yıkadığı zaman çek edebilir. Onu bilemiyorum. Ha, evet. Yani şu an çok iyi. Large çok iyiymiş. Gayet güzel sizlerde. Hani bedeniniz neyse onu alabilirsiniz. Benim bedenim large'dır bütün markalarda. Sadece bu oversize tarzı bir hoodie değil. Ama bunun büyük, yani farklı farklı hoodie'lerde belki biraz oynayabilir ama. Bir de hoodie'de yani oversize giymek daha tatlı, daha spor, da güzel oluyor. O da oluyor. Bu biraz sweat tarzı. Hoodie gibi değil. Bak şey yok mesela. Elim şöyle şuraya atasım geliyor, atamıyorum. Bu şekilde oldu. Hemen altındakini değiştirmem lazım. Şuradan şöyle çok sıkmaya başladı arkadaşlar. Alıştım ben biraz. O güzel olmuş. Yine de çok bu güzel olmuş. Bu şekilde tatlı oldu. Bunu değiştirelim ve Under Armour giyelim. Bakalım nasıl oluyoruz. İkideler kalmışız. Değil mi? Bence de. Kesinlikle. Şu kolları ona rağmen sıktı. Ama rahatlık, ferahlık, temizlik. Çok iyi. Cidden çok iyi. 200 küsur lira biraz pahalı. 259. Ama 259 muydu? Uf, ya da 249. 249. Yani 40'ını hatırlıyorum da son rakamını hatırlamıyorum. Bakın o daha fazlaydı uzunluğu. Bu biraz kısa geldi. Evet. Muhtemelen mini mahsede biraz daha böyle fit olacaktı. O bu model için olmazdı. Large güzel. Evet. Ne diyorsun? Gayet iyi değil mi? Rengi ben seçtim, bedeni ben seçtim. Gayet güzel. Evet, benim de hoşuma gitti. Under Armour giyince kendimi bir dövüşçü gibi hissediyorum. Yani Amerikan dövüşçü. Aslında şu anda bir Bershka'dan bir ceket olsaydım üstüne ceketimi atardım. Bitirirdim. Bunu başka zaman renk çekeceğiz. Saat, üst, baş, hepsi. Genelde mutlu olduğum bir şey oldu. Sadece dediğim gibi eşofmanın bu alttan dokundurmasını pek sevmedim. Hudisi çok güzel. Birkaç tane daha söyleyeceğim kesinlikle.
İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz kargo açımları gelsin. Yani ayakkabım yok ama üst baş giymeyi de çok seviyorum. Ve kanalda artık dediğim gibi biraz modayı da kaydırmayı istiyorum. Koşu, günlük, moda. Yani sınırlandırmaya gerek yok kendimizi. Bu şekilde de sizlere şu anlık, bu gecelik veda etmek istiyorum. Siz muhtemelen Berşke'yi izleyeceksiniz. O zaman keyifli seyirler. Hala izliyorsanız teşekkür ederim. Evet. Berşkamız geldi. 2 gün oldu. Hadi açalım. Aynı ortamı şu anda ayarlamakla uğraşamayacağım arkadaşlar. Mesela zaten uzun olduğunu düşünüyorum o videonun. Yeterince şimdi hızlıca yapacağız. X large'ına giy, sonra large'ına. Çocuk uyuyor ve çocuğun odasında. Aa, o zaman yok, almayalım. Siyahtı bu değil mi? Siyahtı. Kalitesini çok beğenmiştim large'ında. Sadece görmek istedim. Şu şekilde. İşte yalan genişliyor bunlar. Yani temel sıkıntım o. Bu sefer de belim çok açılacak. O böyle tam fit olmuştu, güzel olmuştu. Yani o kadar şişman göbekli değilim arkadaşlar. O yüzden kimse diye sen küçük oldu. Omuzlardan sıkması normal artık. Yani biraz spor yapan birini için çok hoşuma gidiyor bu arada. Turuncu turuncu. Yani yine buradan çok rahat değil. Hmm. Bunun tamamıyla dikimiyle alakalı. Ama güzel oldu. Güzel yani. Oldu gayet hoşuma güzel gitti. Oldu. Öyle çok bol bol durmadı. Böyle değil mi? Hı-hı. Belli de güzelmiş. Sizler hoş oldu. Gayet güzel. Turuncası. Bu arada Under Armour. Under Armour. Ne bu? Pantolon mu? Kalp pantolon. Bayıla bayıla giyiyoruz. Eşortman altı canım. Eşortman altı. Jogger değil mi? Ya bugün mağazasını gezdim. Bir dahaki ay biraz paraları toplayayım. Fena vuracağım. Yani Under Armour'da maaşı bırakmayı planlıyorum. Arkada çok kötü gözler bana bakıyor. Hayır, o köri şey ne kadar güzeldi diye baktım. Köri eşortmanları var ya. Yani, mükemmeldi. Teknolojiydi yani. Güzel. O yeşilin üstü mükemmeldi. Ama evet, şu anda Berşka'yı açtığımız için bundan konuşalım. Gayet güzel. Evet. Zaten bir önceki kargo açımlarında hatırlarsanız yapmıştık. Evet, çok uygun, ben anlayamadım. Ben zaten 137 dedim. Al dedim ikincisinde ya. Diğer evet. Rengin de al oldum yani. Yani. 250, 220 yani normal tabii. Zara aldım. 260 aldım Zara'yı. Jordan alıyorum 600 lira. İndirimden 600 alıyorum. Yani çok pahalı bomber ceket diye geçiyor ya bunlar. Kolej ceketleri diye geçiyor. Benzerleri var falan. Çok da yakışıyor yani, sana böyle ceketler. Evet, benim de çok hoşuma gidiyor bu tarz. X'ler biraz daha rahat oldu arkadaşlar. Hoşuma gitti ikisi de. Kırmızı saatimle. Let's go. Güzeldi. Evet, burayı fazla uzatmayalım. Umarım izlemişsinizdir. Videonun sonuna koymayı planlıyorum çünkü bunu. Görüşürüz. Takipte kalıyorsunuz. Instagram'dan, YouTube'dan. Yeni videolar geliyor. Ayakkabı dersi.